Kelimeleri aşağıdakilerden hangisine aittir? Talip, Hisen, Valid, Vezir. Kelimelerimize baktığımız zaman Talip erkek öğrenci demek, Hisen at, Valid baba, Vezir vezir. Bunların hepsi müzekkerdir. Dolayısıyla şıklarımızda müennes olanları eliyoruz. Geriye kalan hakiki, lafzi mecazi. Lafzi müzekker diye bir şey yok. Direkt bunu da eledik. Yaratılış itibariyle bir hakiki müzekker, bir de yaratılışta hakikaten müzekker olmayıp, yani müzekker olarak, eril olarak yaratılmayıp ancak kendisine dişilik alameti olmayan kelimeler, işte kitap gibi, kalem, defter gibi cansız varlıkları kastediyor arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkı değildir. Yaratılış itibariyle hepsi erkek olarak yaratılmıştır. Erkek öğrenci, at, baba, vezir. Dolayısıyla bu hakiki müzekker olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Vücudun tek olan azaları müzekker, çift olanlar müennes kabul edilmektedir. Doğru. Ef'alü veznindeki kelimelerin müennesi fu'la. Ekberu kubra, ecmelü cümle, ahsenu husna, esgaru sura gibi. Doğru. Fu'la şeklinde gelir. Sonunda tay marbuta bulunan kelimelere zamir bitiştiğinde kapalı T açık T'ye dönüşür. Evet. Yani burada şunu diyor. Örneğin kelimemiz Medine olsun. Medinetün şehir demek. Ama buna bir zamir bitiştireceğimiz zaman benim şehrim anlamında Medine'ti. Buradaki kapalı T neye dönüşür? Açık T'ye dönüşüyor. Doğru. Yaratılışta dişi olan kişilere verilen isimler müenneslik alameti taşıma, yani lafsi müennes olmasa bile ama dişi olanlara veriliyor. Zeynep gibi, Meryem gibi hakiki müennes olarak kabul edilir. Doğru. Bu da doğru. E şıkkına bakıyoruz. Kendisinde dişilik alameti bulunmayan, lafsi müennes değil, ancak dişilik şartlarında taşımayan tüm kelimeler müzekkerdir. Hayır. Burada o zaman semai müennesi, manevi müennesi atlamış olur. Tüm kelimeler müzekker diyemeyiz arkadaşlar. Tabii ki müzekkeri var ama müennesi de var. Cevap E şıkkı olacaktır. 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi lafzi mecazi? Yani lafızda kendisinde dişilik alameti bakacağız. Elif-i Memdude, dişilik alameti, dişilik alameti, dişilik, dişilik. Evet, Mustafa bu Elif-i Maksure olup kendisinden asıl harflerden olduğu için kelimenin, dolayısıyla dişilik alameti olan Y değildir. C şıkkını eleriz. C'yi eledik. Evet. Ama mecazi olacak. Hirra dişi kedi demek, hakikidir. Bunu da eledik. Haletun teyze demek, hakiki müennestir. Eledik. Tabibetun hem lafzi hem de bayan doktor, hakiki müennestir. Bunu da eledik. Safra esfaru kelimesinin müennesidir. Esfaru sarı, safrau müennes olarak gelen bir sıfat, sarı rengin bir sıfat olarak geliyor ve müennestir arkadaşlar. Lafsidir ve mecazidir. Hakikatte yaratılış itibariyle müennes değildir. Cevabımız A şıkkı. Mer'atun dikun sura şemsun tayra. Verilenlerden hangisine ait bir kelime yoktur? Hakiki müzekkere bakıyoruz. Dik, horoz demek hakiki müzekkerdir. Hem lafsi hem hakiki müennes. Bakalım, hem lafsi kapalı T, mühendislik alameti, hem de mer'a bayan, hakiki mühendis, B şıkkı da eledik. Manevi mühendis, mecazi müzekker. Evet, manevi mühendis, semai mühendis. Şemsun semai mühendistir arkadaşlar. Yani manevi mühendis, C'yi de eledik. Lafsi mecazi mühendis, lafsi kapalı T var. Taira ve nedir? Cansız mecazi müennestir. Burada olmayan mecazi müzekkerdir arkadaşlar. Zaten evet, mecazi müzekker burada yok. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Bakalım. Zeynep hakiki müennes, Fatıma hakiki müennes, Talibe hakiki müennes, Ammetun
hakiki mühendis, hala demek. Hamza, kendisine kapalı T var ama yaratılış itibariyle nedir? Bir erkeğe verilen isim olduğu için hakikatte müzekkerdir arkadaşlar. Diğerleri hakiki müennes olup Hamza hakiki müzekkerdir. Hangisi diğerlerine göre farklıdır? Mihfala, Kadra, evet, dünya, belde, feten. Bakıyoruz, mihfaza müennestir. Hadra, ahtaru hadra. Müennestir. Dünya semai müennestir. Belde lafsi mecazi müennestir. Feten arkadaşlar buradaki ye elifi maksure ancak mühendislik alameti değildir. Aslındandır. Erkek genç erkek demek. Genç erkek. Diğerleri müennes. Bakın burada hakiki lafzı diye ayrı. Diğerlerine göre farklıdır. Diğerleri müennes, feten, müzekkerdir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerin hangisiyle verilenlerin tamamı müennestir? Yani arada müzekker olanı eleyeceğiz. Dua, arca, esnan, birun. Burada dua kelimesi müzekkerdir arkadaşlar. E'racu topal, arca müennes, sinnun, pardon, sin duaun. Davetten gelelim. Davet, dua, müennes, esnan, sin kelimesinin yani kelimenin baktığımız zaman şimdi esnan gayri akil çoğul ama burada onu kastetmiyor. Sit, müfredine bakıyoruz. Sinnun. Müzekker esnan. Evet. Müzekker arkadaşlar. Hafiletun müennes. Benat müennes. Kademun. Nedir? Müennes. Çift. Kureyşun müennes. Evet. Şehir ve ülke isimleri. Bunlar müennes kabul edilir. Mekke müennes, Türkiye müennes, Mısır müennes, Üsame. Bakın her ne kadar kapalı T varsa da hakikatte müzekkerdir. Suat, Hint, Amrun, Cibal. Evet, Cebelun, Amr bunlar nedir? Müzekkerdir. Melabis, Melbes'in çoğulu müzekker, Faruk müzekker, Niran, Narın çoğulu müennes, Nakatun, dişi deve. Bu da müennestir. Hepsi müennes olan B şıkkı. Hafiletun müennes. Lafsi ve mecazi. Benatun, bintun kelimesinin çoğulu kızlar. Hakiki müennes. Kademün, semai müennes. Kureyşün, bu da yine arkadaşlar mecazi. Nedir? Müennestir. Şehir ve ülke isimleri müennes kabul edildiği için cevabımız B şıkkı. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisine müennes bir kelime yoktur? Fahasa, muayene etti. Et-tabib, doktor, meridatehu, hastasını. Ne dedik? Kapalı T'ye zamir geldiği zaman açık T'ye dönüşür. Merida, bayan hasta demek. Fi iadeti, kliniğinde. Zaten iade bile burada müennestir. Tezakeret. Evet. Mecmuaten. Görüştü arkadaşlar. Tezakere yani görüş, fikir, alışveriş yaptı. Mecmuatan iki grup minettullab öğrencilerden havlet ders etrafında yani veya burada müzakere yaptı, münazara yaptı anlamında da gelir. Mecmuatun müennes bir kelimedir. Tesniyesi mecmuatandır. Tesniye de eli buradaki kapalı T açık T'ye dönüşmüştür. Musa nedir? Şahsun bir kişidir. Kerim değerli bir kişidir. Yuhibbu seviyor. Musa seven. Müsaadeten nas. Musa insanlara yardım etmeyi seven değerli bir kişidir. Şahsiyettir. Müsaade burada lafsi mecazi müennestir. La uhibbu sevmiyorum. Hazeyni şu ikiyi minel hisal. Şu iki hasleti el kizbu yalan vel buh cimrilik. Şu iki hasleti yalan ve cimrilik hasletini işte özelliğini sevmiyorum. Burada müennes bir kelime var mı arkadaşlar? Bakıyorum yok. Hazanın tesnisi hazeyn. Ya teburu evet itibar ediyor Fuat Sezgin kabul ediliyor anlamında veya yu'teberu meçhul olarak kabul ediliyor. Min ehemmil kuttab en önemli yazarlardan fi biladihi bilat ülkesinde. Evet. Şimdi burada küttab katibin çoğulu bilat beledin çoğulu
E şıkkı da burada şey, müzekker. Hısal, haslet, heh, evet tamam. Hasletin çoğulu olduğu için buradaki hısal, haslet kelimesinin çoğulu. Hasletün müennes bir kelimedir. Onun çoğulu hısaldir. Evet, gözümden kaçmış arkadaşlar. Burada hepsi müzekker olan nedir? E şıkkındaki kelimelerdir. Cevabımız E şıkkı. Son soru. Aşağıda çoğul yapıda verilmiş isimlerin hangisinin müfredi müzekker değildir? Silah, eslihatun. Eslihatun silahın çoğulu yani müzekkerdir. Enşita, neşidin çoğulu, enşita. Medresetün çoğulu, medaris. Heh, C şıkkı, medresetin çoğulu medaristir. Medaris, okullar demek. Medrese, müfredi müennestir. Tabibun, etibba, merid, merda. Bunlar nedir? Tekilleri hepsi müzekkerdir. Sadece medaris kelimesinin tekili müennestir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Evet, bu testten de 19 soru arkadaşlar. 2 video şeklinde yaptık. Bu şekilde de geldik. Şimdi 3. testimiz müfred, tesniye, cemi sorularına. İnşallah bir sonraki derste de onları çözmeye çalışacağız. Sürçülisan el isek affola. Arapçada şunu gerçekten arkadaşlar, soruları kendim hazırlamama rağmen, tabi arasından epey bir zaman geçti, 3 yıla yakın. Dolayısıyla dikkat çok önemli. Yani buradaki hısal kelimesi her ne kadar cemide müzekker gözükse de hasletün kelimesinin çoğuludur ve haslet müennes olduğu için dikkat, gerçekten dikkat çok önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum arkadaşlar.